1805 yılında Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı'ya karşı isyan çıkararak vergi vermeyip bağımsızlığını ilan edince, Padişah II. Mahmud'un emriyle Hafız Osman Paşa, 1838 yılında 80 bin kişilik ordusunu Elazığ'dan Malatya'ya getirir. Askerlerin içinde Prusyalı Alman subaylar da vardır. General Helmut von Moltke, o sırada yüzbaşı rütbesiyle Malatya'da bulunuyordu. Hafız Osman Paşa 40 bin askerini eski Malatya'nın içinde han, ev ve köşkleri işgal ederek yerleştirmeye başlar. İsyanı bastırmak için 40 bin askerini yeterli bularak Nizip tarafına sevk eder. Halk az buzu bağ ve bahçelerindeki yazlık evleri kullandığından bu işgalden dolayı şehre geri dönemez. Kışı şimdiki Malatya'nın bulunduğu bağ evlerinde geçirmek zorunda kalır. Ordu Nizip Savaşı için Malatya'dan ayrılınca halk harap ve perişan olmuş, evlerine artık geri dönmek istemez. Anadolu ve Fırat Havzası üzerine çeşitli araştırmalar yapan İngiliz gezgin Dr. William Francis Anisworth, askerlerin ayrıldığı kentte o yıllarda yıkık ve dökük 500 evin olduğu kervansarayın ıssız perişan durumda olduğunu belirttikten sonra eski Malatya'nın yakında kent olmaktan çıkacağını, 1888 yılında iki cilt olarak yayınladığı eserde bahsetmektedir. Yeni Malatya'nın 1939 yılından itibaren kurulduğu Aspuzu yöresi, sulu bahçeler ve üzüm bağlarından, çeşitli meyve ve kayısı bahçelerinden oluşmaktaydı. Ayrıca bağ ve bahçe çevrelerinde yerleşim yerleri de bulunmaktaydı. Zamanla bu mecburi göçten sonra mahalleler büyümeye başlamıştır. Malatya Cumhuriyet dönemine kadar küçük bir kent olarak kalmış, asıl gelişmesi Cumhuriyet döneminden sonra olmuştur. ...1847 yılında idari bölünmelerden sonra Malatya Livası'nın bu defa Harput Eyaleti'ne bağlandığı görülmektedir. Malatya'nın yanı sıra Harput Eyaleti'nin diğer livaları Merkez Liva, Arapkir ve Besni'dir. 1867 yılında vilayet nizamnamesi ile Malatya Liva olmaktan çıkarılmış ve kazaya dönüştürülerek Diyarbakır vilayetinin Mamuretül Aziz Sancağı'na bağlanmıştır. 1877 yılındaki devlet salnamesi Malatya'nın Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak olduğunu kaydetmektedir. Bu dönemde Malatya sancağının kazaları şunlardı: Akçada, Besni, Hısnı Mansur ve Kahta'ydı. Arapgir kazası ise Mamuretül Aziz'e bağlıydı. 1892 yılındaki devlet salnamesi Malatya sancağının Diyarbakır vilayetinden ayrılarak Mamuretül Aziz vilayetine verildiğini belirtmektedir. Bu dönemde Malatya sancağının kazaları 1877 yılındaki durumlarını muhafaza etmektedir. Duyun-u Umumi adına çalışan Fransız araştırmacı Vital Kunit, Malatya sancağının 1891 yılında 5 kazası, 9 nahiyesi ve toplam 1240 köyü olduğunu, merkez kazasının 133.244 kişi, Malatya sancağının toplam nüfusunun 216.280 kişi olduğunu belirtmektedir.